Herkese selamlar dostlar. 29 Kasım ve 30 Kasım 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelem var. Dünya Kupası'nın 8 maçının hepsini aldım ki gün boyunca değerlendirecekler Bol şanslar. Sizlerden ricam videonun başına direkt Video şöyle artı 500 seviyesinde bir like gelirse ve güzel yorumlarınızı bırakırsanız teşekkürler. Şimdiden herkese bol şanslar zaten. Çok güzel kazançlar elde ettiğimizi videonun direkt başında belirtelim. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var. Hatta iki adet var. Daha önce İspanya maçının skorunu bilmiştik. Bilen arkadaşlarımız bir aile fazla. Aktüel Kralı isimli arkadaşımız çekilişten çıktı. Instagram'dan yazarsa Aralık ayı boyunca Katı Telegram gruplarımıza misafir edelim. Sizlere maç skoru sordum. 29 Kasım için İran ABD maçının maç skorunu sorduk. Bakalım ne olacak? Çok sert bir maç olacak gibi duruyor. Siyasi olaylardan vesaire derken diğer mücadelede Polonya ile Arjantin 30 Kasım'da da bu iki maçın maç skorunu sizlere sorduk. Bilen bir bir arkadaşlarımızı katı telegram gruplarımıza dahil edelim. Geçtim bunu. Dün yüksek misli neler yaptık onu gösterelim. Dün yüksek misli olarak ben ne verdim? Kanada'nın bir golünü verdim yüksek misli olarak. Dakika 1'de geldim. Bu ilk gol gelmesi de çok iyi oldu. Ya Kanada'nın golüne güveniyordum. Yüksek misli amacı zaten şu her zaman söylüyorum. En güvendiğim maçı ben yüksek oynuyorum. Oran yeri geliyor. 1.60 oluyor. Yeri gelip yeri geliyor. 1.30 oluyor bu şekilde Kanada'ya güveniyordum. Erkenden de hatta dakika 1'de yüksek mislimiz geldi. Avrupa içinde bir yüksek misli verdim. Belçika maçına 3.5 at olarak değerlendirme altına aldım. Bir de İspanya maçına maç sonu 1.5 üst olarak değerlendirme aldım. Avrupa'da oranı 1.52 ediyordu. 1.000 lira vursan 1.520 lira para. Allah bereket versin diyerekten de devam ettik. Geçtik yüksek misliyi NBA'de dün iki tane kupon verildi arkadaşlar dün gece olaraktan da. Ya yok böyle kazanç yazdım ya boşuna yazmadım. Erdiğimiz toplamda 5 kupon verildi 4 tanesi geldi zaten 3 tanesi basket 3 oldu basketler futbolda 2'de 1 oldu öyle söyleyeyim sizlere NBA'deki kupon verildi ikisi de geldi zaten bir tanesi Boston'la olan bir de Brooklyn'li bir erken seans NBA kuponu verdik bir de gece seansı için verdik hepsinden yeşil çıktık NBA için de Lebron arkadaşımızı tebrik edelim kazanç sağlayan değerli üyelerimizi de aynı şekilde tebrik edelim açıklama kısmında arkadaşlar herkes açık YouTube telegramımız var bizim Orada 4700 kişi falan var şu an. Dün orayı da coşturdum yani. Şimdi oradakiler de söyleyeceğim. Yorum yapsın. Hatta izleyenler de bir yorum yapsın. Dün orada 4-5 tane canlı verdim. Hepsi geldi ve güzel oranlardan kazandırdığımı düşünüyorum. O yüzden sizlerin de bir like ve yorumlarınızı yorum alırsak. Burada da ara ara canlı tutuyorum ben zaten biliyorsunuz. Tıklayıp gelebilirsiniz. Buraya da geçtim bunu da. Canlılarda neler yaptığımız zaten. Yani yok böyle kazanç diyorum ya. Verdiğim hiçbir canlı yatmadı. Toplamda 7 canlı falan verdim sanırım. 2 orandan verdiğim Bilmem ne orandan bakın şurada. Bir 37'den vermişim burada bir de bir 41'den vermişim ekranda olanlar. Hatta bu gitsin ben size Telegram'dan göstermek istiyorum. Yani canlıda neler yaptık bugün. oranlara da bakalım birlikte. Bu yüksek misliydi. Geldi mi geldi Kanada'nın golü. Dedim ki bir 41'den şöyle selamünaleyküm diyelim. Kanada maç hızlıydı. İlk yerden bir koyunlar daha çıkar dedim. o geldi. Bir de bir oldu. Ondan sonra Hırvatistan maçının devre arasında bir bahis daha verdim. Pardon dakika 61'de ev sahibi iki buçuk üst olarak verdim. Çünkü Kanada çıkıyordu arkada çok boşluk vardı. Petkovic de oyuna girmişti. Ben burada Hırvatistan'ın golünü aldım. O geldi mi geldi. 2'de 2. 3'te 3 canlımız. Birinci çeyrek 43 buçuk üst olarak verdim. Galatasaray Fenerbahçe derbisi vardı. Muazzam bir maçtı. Her periyotta ekmek verdi. Her periyotta. Bu geldi mi? Geldi. 1.85 gibi orandan aldım bunu bakın. Geldi. Ondan sonra bir tane maç önü yapmayalım mı dedim. 1.82 orandan. Dedim ki maç önü burada en çok gol ikinci yarı çıkar diye düşündüm. Zaten YouTube'da da anlatmıştım. Kadroya baktım. o sitelerine baktım derken. Burada dedim ki yapıştırdım. O geldi mi? Geldi. 4'te 4 oldu mu? İlk yarı... E, 92.5 üst verdim. 1.55 gibi orandan. Birinci periyotun sonunda. O geldi mi? Geldi. Devam ettik. 5'te 5 oldu mu? Ondan sonra Devre arasında verdim. Üçüncü periyot 40.5 üst. 1.60 gibi orandan verdim. Geldi mi geldi. Devam edelim. Almanya maçına geçelim. 6'da 6 mı oldu? Şöyle İspanya maçına ne dedik? Ev sahibi 0.5 üst dedik mi? İspanya'nın atacağı bir golü bekliyordum. Devre arasında verdim. Geldi mi geldi. Devam edelim. Ondan sonra Almanya geldi. Ondan sonra gelin şöyle biraz daha risk alalım dedim. Dedim ki dakika 74. Almanya'nın bir golüne girilmez mi? 2.05 gibi orandan yapıştır dedim ya. Bekleme. Geldi mi geldi. Şöyle alev para resmi derken Parayı vurduk. Yok böyle kazancı da boşuna yazmamış olduk. Bu şekilde güzel kazançlar elde ettik. Sizlerden ricam zaten video like atıp kanala abone değilseniz de abone olmanızdır. Bunlardır. Herhangi başka bir şey istemiyoruz. Geri kalan emekleri, işleri zaten bizlere bırakın. Arkanıza yaslanın diyelim. Devam edelim. Like attıysanız devam ediyorum. Artı 500 bekliyorum bilginize. Ekvador'la Senegal mücadelesi. Şimdi bu maç biraz zorlu bir maç olacak gibi geliyor bana. Şimdi Senegal, Ekvador sanırım biraz daha iyi futbol sergiliyor şu Dünya Kupası'nda. İlk iki maçları izlediğimiz zaman da ben Ekvador'u biraz daha ön planda gördüm. Valencia oynar mı oynamaz mı yine belli değil ama muhtemelen oynatırlar diye düşünüyorum. E çünkü son maç, son maçları olabilir bu maçta. Olası bir mağlup oldukları zaman burada Senegal, Hollanda'da Katar yenerse Ekvador üçüncü oluyor. İyi oynayan da bir Ekvador var. O yüzden Valencia'da kendince gereken riskleri bence alır diye düşünüyorum burada. Ama ben mücadele sert geçmesini bekliyorum. Sert geçmesinden dolayı mücadele çok fazla gol beklemiyorum burada. 2.5 altını aldım ben. İdealden 1.42 gibi oranı var. Zaten dünya kupası ağırlıklı alt bittiğini de sizler de biliyorsunuz. Ben burada alt tercihini sundum yüksek orandan ne yapabiliriz diye baktığım zaman da ben mücadeleye bir ya 0-0 ya da 1-1'lik bir, sonuç bekliyorum arkadaşlar. O yüzden burada 2.74 orandan da sisteme atabileceğiniz 2.74'dan de bir maç sonu 0'ı sizlere değerlendirmeye sunayım. Hollanda ile Katar mücadelesi. Ya bu maçı Katar'ı zaten yenemeyeni dövüyorlar gibi bir olay oluyor. Or burada da bir sürpriz yapmaz gibi geliyor bana açıkçası Katar takımı. Hollanda burada galibiyet alacaktır tabii ki. Çünkü arkalarında da bir geçme ihtimali olan takımlarda da vesaire var. Gruptan çıkmayı garantiledi mi? Şöyle bakalım. Senegal berabere kalsa kilavarız ederken falan derken. Burada ben şeye gidelim. Hollanda tarafına gideceğim zaten de. Nasıl gideceğim? Maçın öncelikle beklenti skoru söyleyeyim ben size. Beklenti skor 4-0'lık bir Hollanda galibiyeti bekleniyor. Ama ben 4-0'lık bir skor beklemiyorum. Yani 4 gol atacağını düşünmüyorum Hollanda'nın. Burada 2-0 ayarında maçı bitirebilir gibi geliyor bana. Ama ben yine de şöyle biraz daha ideale kaçmak adına burada tek tercih olarak da 4.5 altında 1 yaparak burada bir 38 gibi orandan değerlendirme altına aldım. Mücadeleyle ben dediğim gibi 5 gol çıkmasını beklemiyorum. Dünya Kupasında kolay kolay çıkmıyor. Hollanda'nın performansı da bence çok iyi gelmedi bana. O e, eski Cruyff'lu Hollanda diyeceğim de o kadar abartmayalım. Ya çok iyi bir Hollanda yok bence. 4.5 altında bir bence idealden alınabilir bu mücadele. Geçtim diğer mücadeleme. Gallerle İngiltere mücadelesi. Bu karşılaşmada da ben şöyle bir beklentim var. İngiltere zaten topu çok öldürüyor. Ya yani kanatlara çok fazla inmiyor özellikle baktığımız zaman da takım oyununu kullanmaya çalışan bir İngiltere var. Galler de zaten elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyor fakat işler zor. Galler zaten bir puanı var. İngiltere yener mi? Bence yenemez. İngiltere de burada topu çok fazla Galler'e vermez bence. Ben biraz sizlere garip gelebilir. Kolay kolay böyle tercihler yapmam ama gelmesini bekliyorum. 9.5 korner alt arkadaşlar. Ben bu mücadelede temponun çok yüksek olacağını düşünmüyorum. İngiltere'de topu aldığı zaman da rakibe vermiyor açıkçası. Böyle kendinden seviyeli düşük takımlarla oynadığı zaman da çok fazla korner de çıkmıyor. Ben o yüzden burada 9.5 alt korneri 1.42 gibi orandan idealden önereceğim. Değerlendirecekler. bol şanslar. Geçtim İran-ABD mücadelesine. Bu maçın da olayı fazlaca yüksek. Yani yorumlara bakıyorum, foruma bakıyorum ben. İlk kere 2.5 üst toprak kaybı olur ilk kere füze spiker kaleye füze yolları derken İran taraftarının şeyi yani siyasi olayı da çok fazla. Bunlar bir nevi düşman arkadaşlar. Yani düşman bu düşman. Siyasi olarak da bu tür maçlarda siyasi şeyler de ön plana çıkar yani. Mesajlar verilir, Türbünlerde ona göre pankart falan açılır. Yani o verilen atraksiyonlarla birlikte maçta zaten ortalık karşı olabilir. Karışır diye düşünüyorum ben. Ama şöyle baktığımız zaman da yani Power burada ABD kalitesi anlamında fakat oyun olarak baktığımız zaman da İran'ın da ne kadar güzel bir oyun oynadığını Dünya Kupası'nda ilk iki maçta izledik. Yani burada olası bir Dünya Kupası e, şeyi sürprizi çıkabilir yani. Burada İran tarafına bir sürpriz çıkabilir mi? Çıkabilir. Fakat ben burada İranlı oyuncuların bunlar bir de bir gazlı geliyor ya. Tarimi Serdar Azmi bunlar bir gazlı olacaktır muhtemelen bu maçta. Ben burada yüksek oranıyla birlikte şöyle KG varanı bir aldım. 1.77 gibi orandan. KG varını aldım. Bir de şöyle bir tercihim olacak arkadaşlar. Ee, mücadelenin hakemi Laos. Çok fazla kart çıkarmayan bir hakem. İspanyol hakemdi sanırım. İspanyol, İspanyol oldu sanırım Laos. Ee, çok fazla kart çıkarmayan bir hakem. Ama mücadelenin dediğim gibi dış etkenler olsun. Mesela iki tarafında başbakanı maça izlemeye gelecekmiş. Bilmiyorum ne olacak o maç? Bu maç yarıda mı kalır ne olur? üst kartın oranı 1.61 mi? Ne oranı vardı? Ee, Nesine de var da bu maç kulüpte göstermiyor Ben sanırım güncellemedim bu telefonda ondan oluyor 4.5 kart üstünü de ben burada sizlere öneririm Bilginize Ayın 30'una geçelim 30'u için arkadaşlar sizlere Polonya ile Arjantin'in maç skorunu Sorduk zaten yorumlara yazabilirsiniz Bilen bir arkadaşımız alalım Aralık ayı boyunca İlk mücadelemize başlayalım Like atmaya devam edelim Avustralya Danimarka mücadelesi Bu maçta da güzel bir tercihim var Danimarka'yı e, Tunus maçında mı izlemiştik çok maç anlatınca bu, Aynen Turus maçında ilk yerde baskın bir oyun vardı. Avustralya'ya karşı Avustralya'ya karşı da ilk yerde baskın bir oynayacaktır. Herhangi bir şeye gitmedim çünkü turnuvanın sürprize çıkma ihtimali var bence burada. Ben burada şöyle bir tercih yaptım. İlk yerde en çok korneri bence. Şuradan, alalım, şuradan gösterirsem olacak gibi. Aynen. Birinci yere arkadaşlar en çok korneri Danimarka kullanır gibi geliyor. Çünkü burada ilk yerden skoru, skor üstünlüğünü ele almak isteyen Danimarka olacaktır diye düşünüyorum. Baskılacaktır. Avluka'dan. Avluka'ya almaya çalışacaktır. O yüzden burada Avustralya tarafına böyle dışarı atmalar, kaleci defans kesmesi, kaleci kurtarışları derken ilk yarıda en çok korneri ben burada Danimarka kullanır diye düşünüyorum. İdealde bir oranı var bilginize. Bol şanslar. Fransa maçını nasıl aldım? Fransa maçına yüksek orandan gittim biraz arkadaşlar. Çünkü 2'de 2 yaptı. Bu maçta yedek kadro çıkar mı? Zaten gruptan çıkmayı garantilemiş. Tunus'ta oynayacaklar. Tunus orada burada olası bir sürpriz yapar mı? Bunlar ön planda çıkıyor. Ben burada şöyle bir tercihe gittim. Doğrudan tercihimi söyleyeyim. Mücadele genelinde toplam gol aralı 2-3 gol aldım. Çok fazla gol de çıkmayabilir ama 2 gol de çıkabilir gibi geliyor bana. 2-3 gol tercihini burada ben idealden tek tercih olarak sunuyorum. İster ideal ister yüksek oran kuponunu da koyun. Size kalmış. Ama girilmemesi gereken maçlardan bir tanesi. Girilirse de böyle yüksek oranıyla girilmesi gereken maçlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Polonya-Arjantin mücadelesi. Arjantin yani sıkılan sıkıla sıkına sıkına mı diyelim galibiyeti aldı 2-0 gibi skorla Messi'nin attığı gol ve bir tane daha asisti var. İyi mi oynadı? Dengeli bir oyun vardı. Arjantin üstünlüğüne, üstünlüğüne geçen bir oyun yoktu. Hatta Meksika belki biraz daha iyi oynadı, iyi oynadığını da söyleyebiliriz. Ama Messi faktörü derken Arjantin kopardı. Polonya'da bence çok bir numara yok. Arjantin burada da galip gelmesini bilecektir bence. Galip gelirken de ben burada 4.5 altında 2. 1.44 gibi oranda, orandan sizlere önermek istiyorum. Dediğim gibi çok gollü bir maç geçeceğini düşünmüyorum. Arjantin o kadar gollü maçlar oynamıyor. İyi edebiliyor. Maksimum 2-1 biter gibi geliyor bana. 4.5 altında 2 sizlere 1.44'ten daha edelim. Hatta biraz daha yüksek isteyenler 3.5 altında 2 yapabilir. Ben 4 golün çıkmasını beklemiyorum kolay kolay. Suudi Arabistan Meksika mücadelesiyle devam edelim. Suudi Arabistan ile Meksika ile oynayacaklar. Suudi Arabistan'ın teknik direktörü daha hiçbir şey bitmiş değil. Meksika'ya karşı elimizden geleni yapacağız diyerekten de bir motivasyon verdi bu maç öncesi açıkçası. Ben burada Suudi Arabistan'ın atacağı tek golü aldım. Suudi Arabistan'ın atacağı golü burada güzel oran var. 1.34 ideal bir oranı var. Kombineye de koyarım açıkçası. Tek gol 1.34 olandan. Suudi Arabistan iyi oynuyor geçen maçta iyi oynamasına rağmen kaçan pozisyonlar, kaçan penaltı derken gol bulamadı. Fakat bu maçta ben Suudi Arabistan'ın gol bulmasını bekliyorum Meksika'ya karşı. Sert bir maç olacaktır. Ev 0.5 üstü burada sizlere öneririm bilginize. Bol şanslar. Toplamda 8 adet mücadelem vardı. İdealden yüksek oranlarıyla anlatmaya çalıştım. Değerlendirecekler, katılacaklar bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.